Dünya yuvarlak mıdır yoksa biraz kıvrak mıdır? Evvel zaman içinde, kalbur zaman içinde. Siz deyin kaftanın ötesinde, ben deyim yok yok kaftanın berisinde. Cüceler diyarının içinde, pirinç tanesi büyüklüğünde. Ay tatlı mı tatlı, mis gibi kokan yeşil bir cücecik yaşarmış. Bu cücecik var ya, meraklı mı meraklıymış. Hep kötü olacak değil ya merakın sonu. Bakın görün ne bekliyor bu masalda onu. Cüceler diyarının en bilgilisi mavi sakallı bilge cüceymiş. Bilge cücenin deneyleri herkese engelliymiş. Yine bir gün deney yaparken bilge cüce merakına yenik düşmüş cücecik. Gizli gizli izlemeye başlamış olanları. Göremiyorum, biraz daha yaklaşayım demiş. Şaşkınlıktan mı yoksa heyecandan mı nasıl oldu bilinmez, bizim cüceciğin ayağı kayıvermiş. Deneyin yapıldığı kazanın içine cumburlo diye düşüvermiş. Aman demeden bilge cüce gözden kayboluvermiş cücecik. Bir anda keten bir gömleğin cebinde kendini buluvermiş. Sahibi çok önemli biriymiş. Etrafındakilerin saygısından bu çok belliymiş. Cücecik öyle küçük, öyle küçükmüş ki görememiş gömleğin sahibi cüceciği. Ama bizim cücecik duyarmış onların aralarında geçen konuşmaları. Bir ispatlasak derlermiş. Bir ispatlasak dünyanın yuvarlak olduğunu. Denizler, okyanuslar aşarlarmış. Hedeflerine ulaşmaya çalışırlarmış. Merak etmiş bizim cücecik olan biteni. Bilge cüce yapmasaymış geri dönüş büyüsünü. Öğrenecekmiş dünyanın öyküsünü. Ah demiş bilge cüceye, anlat bana dünyayı. Şekli yuvarlak mıdır yoksa biraz kıvrak mıdır? Açmış bilge cüce dünyalar kitabını. Başlamış okumaya bir bir olanları. Neresinde olursa olsun deryanın, neresinde olursa olsun zamanın, düşmüş herkesin aklına şekli dünyanın. Kapaklı bir kutudur demiş Mısırlılar. Açarsın kapağını gündüz, kapatırsın gece. Kutu mu? Her yanı kapalı dört duvar. Ay, içimiz sıkılır, o bizi darlar. Dünya açık bir denizde tepsi demiş Babililer. Oh mis, havada ravadar. Nedendir bilinmez, timsaha benzetmiş Mayalılar dünyayı. Kim bilir, yeşile ve güce düşkündür kendileri. Yok demiş Hintliler, elbet biz de severiz yeşil ama sizin dünyanız pek iri, duruşu da pek bir ekşi. Olsa olsa kaplumbağadır o. Sevimli mi sevimli? Lakin kaplumbağa kendisi değildir dünyanın. Duramaz diye üzerinde yarım küre dünya, dört fili dikertmişler üzerine. Oh ne âlâ. Bilinmez kimler kimler beğenmemiş olsalar gerek yeşili, belki de pek kalabalık bulmuşlar olup biteni. Oturtmuşlar öküzün boynuzuna dünyayı. Aman dikkat öküze, kızdırmayalım onu söz ile. Salladı mı boynuzunu? Aman ne zelzele, ne zelzele. Gel zaman git zaman, sıkılmış olsa gerek Pisagor Fasafiso'dan. Başlamış gözlemlemeye ayı. Demiş, ay dönüyor dünyanın etrafında. İşte budur dünyanın yuvarlak olduğunun kanıtı. İşte o gün tarihe geçmiş. Ne de olsa dünyanın yuvarlak olduğunu söyleyen ilk kişiymiş. Söylemekle olmaz, kanıtlamak gerek demiş Aristo. Bir de ben bakayım gökyüzüne. Aa, o da ne? Ayın üzerinde koca bir gölge. Şekli de daire mi daire? Timsahtan ve kaplumbağadan hiç gerek yok bahsetmeye. Tepsi de benzer dikdörtgene. Kanıtladım yuvarlak olduğunu dünyanın cümle aleme.
Biruni desteklemiş Pisagor'u. Müslümanların içinde dünyanın yuvarlak olduğunu söyleyen ilk kişiymiş. İdrisi bunlarla yetinmemiş, bir de dünya haritası çizmiş. Teleskobu icat edince Galileo demiş, bir de ben bakayım kendilerine. Silmiş camını, doğrultmuş gökyüzüne. Evet demiş, dünya yuvarlaktır bence de. Söyledi diye doğruyu Galileo, kovmamışlar ama dokuz köyden onu. Kovsalar daha iyiymiş. Ömür boyu ev hapsi can sıkıntılarının en beteriymiş. Bakmakla olmaz, deneyimlemek gerek demiş Magellan. Madem yuvarlak dünya, atlayacağım gemime tayfamla, yol alacağım batıya batıya, varacağım başladığım noktaya. Aman demişler, yapma, canını tehlikeye atma, hele hele korsanlara hiç bulaşma. Dinlememiş bizimki demiş. İnsanlığa hizmet gerekli. Sürekli gitmiş batıya batıya. Savaşmış denizde hırlıyla hırsızla. Ama yenik düşmüş savaşların birinde. Ama tüm tayfa her daim onun emrinde. Demişler, bitireceğiz başladığımız işi. Kalsak da sonunda bir iki kişi. Sonrasında ne mi olmuş? Varmış bizimkiler başladıkları noktaya. İşte demişler, biz geldik. Dünyanın yuvarlak olduğunu herkese ispat ettik. Buldum demiş cücecik. Ses Magellan'a aitmiş. Bir de başladığı yere dönebilseymiş. Ah, bu olay pek bir talihsizmiş. Ders almak gerek demiş bilge cüce dünyalıların bu hadisesinden. Varsa eğer bildiğin bir bilgi, kanıtlarında güçlüyse eğer ki, bir de destekliyorsa seni kalbinin sesi, düş hayallerinin peşine, ispatla inandıklarını cümle aleme.